Sağlıklı besleniyor musunuz? Sağlığınıza ne kadar özen gösteriyorsunuz? Nefesiniz merdiven çıkarken sizi üzüyor mu? Göbeğiniz ayakkabınızı bağlarken görmenizi engelliyor mu? Fazla kilolar sırtınıza acı veriyor mu? Günümüzde en çok korkulan hastalık gruplarından birisi de kalp damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları. Binlerce insan enfarktüsten hayatını kaybediyor. Damar tıkanıklığının ana nedeni ise yüksek kolesterol, yani fazla yağlı yiyeceklerle beslenme. Kendinize yaptığınız haksızlıklara ve hatalara son verme zamanı geldi. Sağlıklı yaşamayı amaçlayanlar, sağlıklı pişirmeyi evinize getiriyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme en önemli koşul. Bu Olympus pişirme robotuyla artık çok kolay. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sisteminde pişen etler yanan ateşe temas etmeden pişer. Yağ süzme haznesi ve buğulama sistemindeki buhar sirkülasyonu sayesinde yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle pişirilen et, balık, suyla temas etmeden buhar sirkülasyonlu ortamda pişirildiği için gıdalar kurumaz. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Yağsız ve kolesterolsüz gıda ile tanışın. Kömür ateşine temas etmeden, lezzetten ödün vermeden yağsız ve sağlıklı kebap keyfini yaşayın. Hanımlar, beyler, artık mazeretiniz kalmadı. İşte Olympus pişirme robotu. Şimdi salatamız, sevgili Cem, cacığımız hazır. Ondan sonra yanına ne yaptı? Bir de kompostu hazırladı. Kompostumuz hazır. Bir de size güzel bir salata hazırlayalım sevgili izleyicilerimiz. Salatamızda da hemen rokamız var. Ondan sonra havuç var. Bir tane de salatalık var sevgili izleyicilerimiz. Bunlarla beraber hazırlayacağımız güzel bir salata olmuş olacak inşallah. Tekrardan geniş bir kap alalım. Hemen geniş bir kabımızı sevgili izleyicilerimiz aldık. İlk önce rokaları hemen biraz iri bir şekilde doğruyoruz. Yıkadığımız rokalarımızı sevgili izleyicilerimiz. Çok fazla ince doğramıyoruz. Hemen rokamızı doğradık. Rokamızı doğradıktan sonra onları geniş bir kaba alıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen geniş bir kabımızı içine aldıktan sonra hemen rendemizi alalım. Tekrardan 2 adet havuç. Ben burada bir şey önermek istiyorum usta, müsaadenle. Tabii, buyurun. Şimdi böyle bir geniş bir kaba aldık. Malzemeyi biz istersek çok bol da tutabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Güzel bir şekilde sebzelerimizi yıkadık, kuruttuktan sonra salatamızı hazırlayacağız. Hepsini sonrasında efendim güzel bir kaba koyacağız ve 3-4 gün böyle onu tabak tabak alıp yiyebiliriz. Ben öyle tabii yapıyorum ki, evde. Tabii ki o da olur. Çok da güzel oluyor. Yorulmuyoruz. Yani hani Ramazan'da hep diyoruz ya halsiz bitkiniz diye. Bu şekilde hazırladıktan sonra ağzını güzel bir streçle kapatın. Sonra her gün yiyeceğiniz miktarı alın. Üzerine güzel bir şekilde yağınızı, tuzunuzu ilave edin ve afiyetle yiyin. Evet. O da çok güzel bir şekilde sevgili izleyiciler. O şekilde de yapabilirsiniz. Hemen şu anda salatamızı doğradık. Sevgili izleyicilerimiz, rokamızı doğradık. Salatamızı doğradık, içine ilave ettik. Tekrardan bir adet salatalığımızı hemen alacalı bir şekilde soyalım. Özellikle de doktorlarımızı üzmeyelim. Çünkü onlar ne diyor? Kabuklu meyve ve sebzeleri yiyin diyorlar. Sevgili izleyicilerimiz de biz de ne yaptık? Çok hafif biraz kabuğundan yaralanmış olduk inşallah. Tekrardan ne yapıyoruz? Hemen salatalığımızı da daha güzel bir aroma ve lezzet versin diye onu da doğradık. Ve doğradıktan sonra içine ilave ediyoruz tekrardan. Hemen. Onu da içine ilave ettikten sonra biraz maydanozumuz. Hemen. Çok hafif biraz maydanoz alıyoruz. Evet usta, maydanoz al. Sen doğra, salatamızı hazırla. Biz kısa bir reklam arasına gidelim. Tamam. Reklamlardan sonra efendim yine güzel bir çorbayla, muradiye çorbasıyla karşınızda olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Olympus.
devam ediyoruz efendim. Güzel bir şekilde yemeklerimizi yapmaya. Bugün ustamız gerçekten pratik lezzetler hazırladı. Çok da güzel bir iftar sofrası, iftar menüsü hazırlıyoruz sizlere. Cacığımızı yaptık, şimdi salatamızı yapıyoruz. Şöyle evet, dönelim bakalım ustamıza. Salatamız ne alemde? Şimdi sevgili izleyicilerimiz, hemen bir baroka kullandık. Ondan sonra 2 adet havucumuz, 1 adet salatalı ve 1 tutam kadar da maydanozumuzu hemen doğradık. Geniş bir kabın içine ilave ettik. Salatamız hazırlandı. Şimdi Ayşegül Hanım'ın dediği gibi sevgili izleyicilerimiz, ne yapacağız? Salatamızdan çok hafif birazını alacağız tabağımıza. Yiyeceğimiz kadar servis edeceğiz gördüğünüz gibi. Geri kalan da hemen Ayşegül Hanım dolaba koysun sevgili izleyicilerimiz. Ve bu şekilde dolabımıza koyacağız. Hemen hazırlanmış olacağız. Ve salatamızı hazırladık görüyorsunuz. Üzerine taze limonumuzu sıkıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen limonumuzu sıktıktan sonra diğer limonumuzu da ortadan ikiye böldük. Biraz yağımızı içine ilave edebilir misiniz size zahmet? Tabii ki. Ayşegül Hanım. Buyurun. Şimdi sos hazırlıyoruz. Biraz da kuru nanemiz size kuru zahmet. Kuru nane. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, salatamıza servis edeceğimiz saatte bu şekilde sosumuzu hazır. Çok hafif tuzumuz. Hemen sosumuzu görüyorsunuz. Sosumuzu hazırlıyoruz. Yağımız, ondan sonra nanemiz ve şimdi de sevgili izleyicilerimiz limonumuz. Tekrardan biraz limonumuzu da içine ilave ediyoruz. Hemen hafif limonumuzu da içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde harmanlıyoruz. Ve karıştırdıktan sonra salatamızın üzerine sosumuzu gezdiriyoruz. Hemen güzelce bir şekilde hazırladığımız sosumuzu da bolca salatamızın üzerine döktük. Ve şu anda salatamız hazırlandı. Sevgili izleyicilerimiz, salatamızı kenara alıyoruz. Limonumuzla da hemen ufaktan bir süsleme yapacağız tekrardan. Bu şekilde doğradık limonumuzu. Limonumuzu da kenara koyalım. Salatamız hazırlandı. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum sevgili izleyicilerimiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizlerle beraber güzel, lezzetli, sağlıklı bir programı inşallah tekrardan noktalanmış olacağız. Yarın yine burada olacağız. Yarın sizlerle güzel lezzetler yapmaya devam etmiş olacağız. Şimdiden hepinizin orucu Allah-u Teala tarafından kabul olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Yaşamın olduğu her yerde Olimpis Komple Mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor, yeri geliyor tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise tüsülenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçın. Dünyada tek ve sadece Olympus Komple Mutfak'ta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.